Merhaba, ben Oktay Aydın. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Branşım rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Bildiğiniz gibi yetenek haritası projesiyle alakalı bir dizi çalışmalar yapıyorum. Bugün bu sunumda size bu proje hakkında biraz bilgi vereceğim ve özellikle testlerin doldurulması süreciyle ilgili uygulamaların daha sağlıklı olabilmesi için bazı ipuçları aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, meslektaşlarım, bizim burada özellikle bu projeyle belli başlı amaçları gerçekleştirme düşüncemiz olduğunu söyleyerek başlamalıyım. Bu anlamda ben projenin belli başlı amaçlarını şöyle özetleyebilirim size. Biz bu projeyle ne yapmak istiyoruz? Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını tanımak ve yetenek gelişimini desteklemek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi, en çekirdek hedefimiz bu gördüğünüz gibi. Aynı zamanda öğrencilerin yetenek gelişimini destekleyerek akademik başarılarına da katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü araştırmalar onu gösteriyor ki eğer öğrenciler yetenekleriyle ilgili destekleyici bir dizi çalışma yaparsalar bu onların akademik başarılarına da olumlu yansımalar ortaya koyabiliyor. Bir diğer amacımız öğrencilerin yetenek gelişimini destekleyerek riskli davranışlarını da azaltmak istiyoruz. Örneğin çocuğun davranış problemleri, arkadaş ilişkileriyle ilgili problemleri azaltmanın yollarından bir tanesi de çocuğun güçlü olduğu, yetenekli olduğu alanları aslında beslemektir. Biz eğer o alanları besleyebilirsek doğaldır ki çocuklar bu istenmeyen davranışların frekansını daha fazla azaltacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin yeteneklerini destekleyerek gelecekteki profesyonel kariyer hayatlarını da hazırlamak istiyoruz. Çünkü bizim hedefimiz aslında yetenekten kariyere doğru bir yolculuk içerisine çocukları sokmaktır. Bu anlamda erken yaşlarda eğer yeteneklerini, baskın alanlarını tespit edebilirsek çocukların ve bunlara da yatırım yapabilirsek doğaldır ki süreç içerisinde bu çocuklar aslında meslek seçimlerinde, kariyerlerinde ve gelecekteki ekonomik sistemlerde kendi yetenekleri doğrultusunda yer alma şansını yakalayabilecekler. Aynı zamanda bu öğrencilerin gelecekte ülke kalkınmasına da daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz. Çünkü orta ve uzun vadede eğer insanlar kendi yeteneklerine uygun destekler alırsalar o zaman hem kişisel anlamda iş barışlarını daha fazla sağlamış olacaklar hem de ekonomik sisteme ülkelerine çok daha fazla katkıda bulunmuş olacaklar. Bir anlamda yetenek haritası çalışmalarının aslında çerçeve amaçlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Peki bu çalışmanın en kapsamlı hedef kitlesi nedir diye sorduğumuzda cevabımız ne olacak? Anaokul öğrencileri, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ve bu çocukların ebeveynleri, anne babaları, aynı zamanda yönetici ve öğretmenler bu çalışmanın, projenin hedef kitlesidir. Yetenek haritalarının çıkartılması ile ilgili 5 temel aşamamız söz konusudur. Bu aşamalardan birincisi aslında proje hazırlık çalışmaları gördüğünüz gibi. İkincisi veri girişi aşaması, üçüncüsü bireysel yetenek raporlamaları, dördüncüsü yetenek danışmanlık görüşmeleri ki bu okulların sorumluluğunda olan bir kısımdır. Özellikle rektör öğretmenlerin bu konuda desteklemelerini bekliyoruz. Beşinci aşama da proje raporu sunumudur. Bu aslında büyük raporun oluşturulmasıyla alakalı diye söyleyebiliriz. Tabii bu sunumda aslında bir anlamda proje hazırlık çalışmalarının bir şeydir, ifadesidir diye değerlendirebiliriz. Burada veri girişleri konusunun çok hassas bir konu olduğunu söylemeliyim. Veri girişlerinin sağlıklı yapılabilmesi elde edilecek sonuçların da daha sağlıklı olmasına elbette yol açacaktır. Şimdi ben bu aşamalar içerisinde sizin bir sonraki aşamada aslında veri girişlerinizi yaparken dikkat almanız gereken noktaların altını çizeceğim. Şimdi biz temelde bu yetenek haritası çalışmalarıyla çocukların anaokulundan lisenin bitimine kadar baskın yetenek ve ilgi alanlarını tespit etmiş oluyoruz. Derdimiz bu. Ve yetenek alanlarından söz ederken 8 temel yetenek ve ilgi alanını tarif ediyoruz. Aslında 8 temel yetenek alanında çocukların hem yeteneklerini hem de ilgi alanlarını bu projeyle tespit etme durumundayız. 8 temel yetenek alanından ne anlaşılması gerekir ve ne anlaşılmaması gerekir? Bu kısım çok önemlidir. Bu hem veri girişlerini yaparken hem de daha sonra ortaya çıkacak raporların yorumlanmasında çok kritik bir noktadır. Gördüğünüz gibi yetenek alanlarından bir tanesi sözel dil yeteneği. Bu sözel dil yeteneğiyle ne kastetmiyoruz? Yabancı dil öğrenme becerisini kastetmiyoruz. Biz burada Türkçeyi etkili, güçlü ve anlamlı kullanmayı söylüyoruz. Dil becerilerini bu anlamda kastediyoruz. Çocuğun kendini aslında dolu dolu ifade etmesi, ayrıntılı açıklamalar yapabiliyor olması, herhangi bir konuyla ilgili aslında o konuyu olabildiğince
incelikli bir şekilde dile ve söze dökerek ifade edebiliyor olması sözel dil yeteneğinin göstergeleri içerisindedir. Mizahı anlaması, söze dayalı mizahı çok iyi anlayabilmesi çocuğun yine bizim açımızdan yine önemli bir ipucudur. Kelime hazinesi, etkili bir kelime hazinesine sahip olması, yaşından ileri bir sözcük dağarcığına sahip olması yine bunun göstergelerinden bir tanesidir. Bu anlamda genellikle bu çocukları biz sözel dil yeteneği yüksek olan çocukları bir herhangi bir konuyu ifade ederken zorluk çekmeyen çocuklar olarak görebiliriz. Ve kendilerini eğer sosyal yetenek ve sosyal iletişim yeteneği de buna eşlik ediyorsa kendilerini ortaya koyma konusunda herhangi bir zorluk yaşamazlar. Aynı zamanda da dile dayalı bir takım dil bilgisi becerilerini etkili ve verimli kullanmaları da söz konusu olabiliyor. Mesela imla hatalarına karşı çok duyarlıdırlar. İşte dahi anlamındaki dahi, bağlaç anlamındaki ki ayrı yazma konuları için önemlidir. Ya da bu sosyal medyadaki yazışmalarımızdaki kısaltmaları çok sevmezler. Onlar dilin aslında özelliklerini kullanarak yazışmak ve konuşmaktan yanadırlar. Dolayısıyla sözel dil yeteneği bu ve benzeri becerileri içeren bir yetenek alanı olarak değerlendirebiliriz. İkincisi mantıksal ve matematiksel yetenek. Bu yetenek ne değildir? İlla ki matematik ders başarısı demek değildir arkadaşlar. Burada daha çok anlaşılması gereken şey düşünme becerilerindeki kalitedir. Bu anlamda biz çocukların olaylar arası ilginç ilişkiler kurması, herhangi bir konuda derinliğine bir ilgi ve bilgiye sahip olması. Mesela öyle çocuk vardır ki dinozorlarla ilgili size o kadar uzun bilgi anlatabilir ki sizin bizim bilmediğimiz bir sürü şey söyleyebilir. Ya da bir başka çocuk ne bileyim tarihin herhangi bir konusuyla ilgili özel olarak ilgilenmiştir ve o konuyla ilgili bir sürü şey anlatabilir. Bir başkası uçakla ilgili projeler yapıyor olabilir. Bu çocukların hep kafalarında orijinal projeleri vardır öyle söyleyelim. Elbette sayılar arası ilişkiler ve sayıya dayalı işlemleri yapma konusunda da başarılıdırlar mı? Evet, başarılıdırlar. Ama dediğim gibi hani çocuğun aslında olaylar arası ilginç ilişkiler kurma konusunda yeteneği çok yüksektir ama matematik ders başarısı başka faktörler yüzünden daha orta düzeyde olabilir. Bu çocukları şöyle düşünebilirsiniz, sanki böyle büyümüş de küçülmüştür. Oturup onlarla bilimsel, hayata dair, felsefi, çeşitli konularda derinlikli sohbet edebilirsiniz. Bu anlamda bakıldığında düşünme kaliteleri derinlikli, zenginlikli çocuklar olarak değerlendirebiliriz. Sosyal iletişim yeteneği nedir? Sosyal iletişim yeteneği de çocukların aslında yeni insanlar tanıma, o insanlarla ilişki kurma, iletişim kurma ve bu iletişimlerini de aslında doya doya devam ettirebilme becerilerini anlatır. Empati duyguları çok yüksektir ve genellikle başkalarının duygularına karşı, yaşadıklarına karşı duyarlıdırlar öyle söyleyelim. Ve genellikle bu çocukların aslında birçok arkadaşı olduğunu söyleyebiliriz. Kolay arkadaş edinirler, popülerdirler, tercih edilen çocuk oluyorlar. Çünkü enerjileri iyi olduğu için ve başkalarının problemlerine duyarlı olduğu için birçok insan gidip bu çocuklara mesela yaşadığı sıkıntıları ve sorunları anlatabilirler. Doğal bir karizmaları vardır bu çocukların. Genellikle organizasyonların içerisinde de olmayı seçen ve tercih eden çocuklar olarak değerlendirebiliriz. Yine mesela herhangi bir çalışma yapacağı zaman da bireysel çalışmak yerine bir grupla çalışmayı daha fazla tercih etmeye müsait çocuklar olarak değerlendirebiliriz sosyal iletişim yeteneği. Kişisel öze dönük yetenek nedir? Kişisel öze dönük yeteneğin iki tipini tarif edebiliriz. Birincisi kendisiyle ilgili filozofisi yüksektir. Yani içgörüsü yüksektir. Güçlü yanlarını bilir, zayıf yanlarını bilir. Duygularının farkındadır. Hangi olayda ne tür tepki vereceğini kestirebilir kendisinin. Dolayısıyla kendisiyle ilgili farkındalığı yüksek çocuklar olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda kendine ait derin düşünme özellikleri vardır bu çocukların ve genellikle bu çocuklara onunla ilgili bir şey, bu tür sadece çocuk diye düşünmeyin, yetişkin de olsa onunla ilgili bir şey söylemek istediğinizde buna karşı çok açık davranabilirler. Eleştiriyi daha hızlı ve kolay kabul edebilirler, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla birinci tipi böyle. Kişisel öze dönük yeteneğin ikinci tipi de şöyledir. Bu çocuklar özgüvenleri yüksektir, kararları ben kendim veririm, hayat bana aittir. Dolayısıyla iç motivasyonları yüksektir. Bu çocuklara genellikle dışarıdan bir şey söylediğiniz zaman onu yapmaya çok yatkın olmayabilirler. Ama kendi içlerinde kendi tercihlerini ortaya koyarlar ve kendi isteklerini istedikleri zaman yaparlar. Şöyle algılamayın bu çocukları, hani böyle başına buyruk çocuk gibi değildir. Sadece kendi tercihlerini bilen, farkında olan ve bunu ortaya koyan çocuklardır. Dolayısıyla herhangi bir durumda gerçekten bir fikre katılmıyorsa bunu özgürce ifade eder bu çocuklar. Şey yapmazlar yani manipülatif konuşmazlar. Bu çocuklar dürüst davranırlar çoğu zaman. Mesela hata yaptıklarını evet bu hatayı ben yaptım diyebilirler öyle söyleyeyim.
O yüzden de kişisel öze dönük yetenek de özel ve ilgi çekici bir yetenektir diye söyleyebilirim. İşitsel müzikal yetenek. İşitsel müzikal yetenek de zaten en çok bilinen yetenek alanlarından bir tanesidir. Sesi duyma ve uygun şekilde verebilme, ritmi duyma uygun şekilde, doğru şekilde verebilme özellikleriyle karakterizedir. Şarkıları hızlı öğrenirler, şarkıları ses tonuna ve ritmine uygun söyleyebilirler. Bu anlamda bakıldığında örnek verecek olursak, bir tane örnek göstereyim size, belki siz de denersiniz izlerken. Bir ritim verdiğiniz zaman, bir çocuk eğer bunu duyup, bunu aynı bu şekilde verebiliyorsa, kulağın o sesi duyma becerisi gayet iyi demektir. Ya da bir şarkı söylerken o şarkının melodisini hemen yakalayabiliyor olması. Hatırla sevgili gibi. Düşünün mesela bunu duyduğunda çocuk hatırla sevgili derse o zaman o sesi duyamıyor demektir. Aynı sesi duyarsa çocuk o ritmi verirse müzikal yeteneğinin, işitsel yeteneğinin iyi olduğunu görebiliriz. Bedensel kinestetik yetenek nedir ya da ne değildir? Önce ne değildir söyleyeyim. Hareketlilik demek değildir. Özellikle veri girişleri yapılırken bunun lütfen çok dikkat edelim. Hareketli olması bir çocuğun bedensel kinestetik yeteneğinin yüksek olduğunu göstermez. Bedensel kinestetik yeteneğinin özü denge ve koordinasyon becerileridir. Yani aslında birçok hareketi bir araya getirip birleşik hareketleri yapabiliyor mu bir çocuk? Aslında sportif becerilere yatkınlığı var mı? Mesela bir işte top sürmeyi hızlı bir şekilde öğrenebiliyor mu? Eğer bu bir voleybolsa, basketbolsa basketi atma tekniklerine uygun bunu yapabiliyor mu? Bir bisiklete binmeyi kısa sürede öğrenip becerebiliyor mu? Gibi becerilere sahipse bir çocuk o zaman bedensel kinestetik yeteneği yüksek olduğunu ya da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin şu hareketi yapabilirsiniz. Bakın siz de deneyebilirsiniz. Bu şu anda sağ ve sol beyninizi ne yapıyor? Koordineli bir şekilde kullanmayı gerektiriyor. Oldukça zor bir harekettir eğer daha önceden tecrübeniz yoksa. Mesela bunu yapabiliyorsanız bu sizin denge ve koordinasyon beceriniz adına bir ipucudur. Bunun gibi düşünün. Çocuklarda buna benzer birçok hareketi yaptırabilirsiniz. Tek ayak üstünde dengede durup duramama meselesi. Hakeza işte adımlarıyla yürüme örneklerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu çocukların doğaldır ki sportif alanlara yatkınlıkları çok daha yüksektir diye söyleyebiliriz. Bir diğer yetenek alanı doğa yeteneği. Bunun da iki tipi var. Doğa yeteneğinin birinci tipi doğayı koruyalım, hayvanları koruyalım, yere çöp atmayalım, açık havada bir şeyler yapalım diyen ruh hali. Ve genellikle bu çocuklar baktığınız zaman işte doğada olup biten konularla ilgili daha yakından ilgili ve ilişkili çocuklar diyebiliriz. Ve bunların da vicdanları yüksektir. Genellikle çocukluktan itibaren böyle kedi köpek peşinde dolaşma, yaralı hayvanlara hemen bakım verme, işte bitki çiçek yetiştirme, fotoğraf çekme, bu tür yatkınlıklar oluyor bu çocukların. Gelecekte bunlar o doğaya karşı duyarlı bireyler olarak hayatımızda olabiliyor. Bu tür organizasyonlara da çok etkili bir şekilde katılabiliyorlar. İkinci tipi ise doğa yeteneğinin derin merak duygusu doğayla ilgili. Yani mesela erozyon nasıl oluyor, deprem nasıl oluyor, yağmur nasıl yağıyor diyen bir düşünsel sistematiği ifade ediyor. Doğada işte gördüğü ilişkileri kavraması, doğada olup biten nesneleri sınıflandırması, bunlardan koleksiyon yapması gibi davranışlar çocuğun doğa yeteneğine dair bize ipuçları verir. Son yetenek alanı görsel uzamsal yetenek. Bu yetenek alanı da ne değildir? İlla ki resim yapma becerisi gibi algılamayalım. Tabii ki resim yapabiliyorsa iyi bir şekilde görsel uzamsal yeteneğinin olduğuna işarettir bu. Resim yapmak görsel uzamsal yeteneğin bir performans, ürün alanıdır. Görsel uzamsal yetenekten en çok anlaşılması gereken şey zihinde canlandırmaktır. İmajinasyondur. Yani gördüğü bir şeyi gözünü kapattığında ayrıntılarıyla görebilmesi. Daha önce geçtiği bir yeri hızlı ve kolay hatırlayabilmesi, bir adresi kolay bulabilmesi, görsel uyarıcıları iyi yorumlayabilmesi olarak değerlendiriyoruz. Ben şimdi burada seminerlerimde yaptığım küçük bir uygulama sizinle de paylaşmış olayım. Burada baktığınız zaman bu görsele belli bir süre baktınız, gözünüzü kapattınız. Gözünüzü kapattığınızda bu görselle ilgili sorulara cevap verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Gözünüzü kapatın. Hemen deneyelim. Kapattığınızı tahmin ediyorum. Mesela bardağın içinde ne olduğunu hayal edin şu anda, düşünün. Bardağın içindeki pipetin rengini düşünün. Yönünün ne taraf olduğunu düşünün. Kaç tane meyve olduğunu düşünün gibi. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Bu tür aslında egzersizler ve bu tür performanslar çocuğun görsel aslında yeteneğinin ipucu. Bu görsel yetenek çok önemli bir yetenektir, beceridir.
Bunu özellikle akademik çalışmalarda da çok çok kullanmanızı tavsiye ederim derslerde ve ödev yaparken. Örneğin bir formülü çocuğun bakıp fotoğrafını görsel olarak çekip gözünü kapatıp hatırlamasında olduğu gibi. Çok etkilidir. Peki görsel niteliği de bu şekilde özetledik. O anlamda bakıldığında niteliğin ne olup ne olmadığını sanıyorum az çok anlamışızdır. Peki biz burada yetenekleri nasıl ölçeceğiz bu proje kapsamında? İki şekilde yetenekler ölçülebilir. Biri performans testleriyle, biri de algı testleriyle. Performans testleri yapmak çok zordur. Yani 8 alanın hepsinde standart edilmiş bir ölçek bulmak, yapılandırmak çok zordur. Bu anlamda elbette bizim bu çalışmamız ve binlerce çocuğa ulaşmak istediğiniz zaman pek mümkün değildir. Bizim çalışmamız algıya dayalı aslında yetenek ölçümlemeleri yapar ki sosyal bilimlerde birçok ölçümleme aslında algıya dayalıdır. Bu anlamda bakıldığında bu ölçümleme araçları MIT MIT yetenek testi anaokulu formu 48 ay ile 72 ay çocuklara uyguluyoruz ve sınıf öğretmenleri dolduruyor bu testleri. Öyle söyleyeyim. Onların gözlemlerini yansıtıyor. O yüzden öğretmenlerin tabii ki bana genelde şey söylenir. Biz ama o çocukla ilgili böyle bir gözlem işte yaptık, yapmadık gibi şeyler söyleniyor. Takdir edersiniz ki ben bir geliyorsam, bir sınıf öğretmenine gitsem, çocuğumun yetenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz desem, bir öğretmenden bunun cevabı elbette beklenir. Doğaldır ki biz bu çalışmayla öğretmenlere bunu biraz daha sistematik bir şekilde yapmalarını sağlamış oluyoruz. Bu tür bir beklentimiz var. Şüphesiz ki eğer soruları ve ifadeleri iyi okursanız bunlar zaten bir sınıf öğretmeninin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır diye düşünüyorum. İlkokul formu var. O da 1, 2, 3, 4. sınıflar içindir. Orada da sınıf öğretmenlerinin doldurması söz konusudur. Aynı şey burası için de geçerlidir. Efendim ortaokul formu var. Ortaokul formu ise 5 ila 8. sınıf çocukları için geçerlidir. Ve burada ise artık öğrencilerin doldurmasını bekliyoruz. Dolayısıyla testler algıya dayalı ama manipüle edilmesi zor testlerdir. Bu anlamda bakıldığında sonuçlara oldukça güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Dördüncüsü de lise formudur ve lise formu daha keza yine öğrencilerin dolduracağı test formlarıdır ve bu şekilde ölçme araçlarımız da sizin aslında kullanımınıza sunulmuştur. Cevaplama formlarına baktığımız zaman anaokulu ve ilkokulda ikili şimdi şöyle yapmak zorundasınız. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenini doldururken az soru üretmeniz gerekir. Ondan sonra kısa sürede bitmesi gerekir ve manipüle edilememesi gerekir testlerin ve dolayısıyla sonuçlarında olabildiğince güçlü olması gerekir. Şimdi bütün bunları, bu koşulları sağlayabilmek gerçekten çok zor bir şey. O anlamda bakıldığında testin ben çok değişik formlarını geliştirmiştim. En son bu geldiğimiz nokta birçok sorunu çözdü diye söyleyebilirim. 56 tane soru var anaokulu ve ilkokulda ve ikili seçenekler sunuyoruz ve hep seçenekler karşılaştırmalıdır. Mesela burada görüyorsunuz dil becerileri daha iyidir, matematik becerileri daha iyidir. Burada tabii soru sayısını azaltmak için böyle yapıyoruz ister istemez. Dil becerileriyle ne anlaşılması gerektiği buradaki açıklamalarda yer alıyor. Matematik becerilerinden ne anlaşılması gerektiği de burada gördüğünüz gibi anlaşılabiliyor. O yüzden de biz öğretmene diyoruz ki ya da bu testi dolduracak kişi bu iki seçenekten hangisi çocukta %51 daha kuvvetliyse ona bir yazıyorsun, diğerini boş bırakıyorsun. Bütün yapılacak olan bu. Bana şu tür sorular geliyor. Deniyor ki mesela ikisi de kötü. Tamam, biri birinden bir çift iyiyse iyi olana bir veriyorsun. Ya da diyorlar ki ikisi de çok iyi. O zaman o iyinin içerisinde birisi bir çift daha iyiyse ona bir veriyoruz. Temel mantığı bu arkadaşlar. Çünkü her halükarda 8 alanın 8'inde de çocuk iyi olsa bile biz 8 alanın hepsinde kariyer yaptıramayacağımıza göre bir şekilde bir sıralama oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaparak o sıralamayı elde edebiliyoruz. Ortaokulda ise çocuklardan ne istiyoruz? Dörtlü seçenek veriyoruz. En güçlü olana bir, en zayıf olana sıfır ver diyoruz. İki tanesini de boş bıraktırıyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Çocuk istese de istemese de bunu manipüle edememiş oluyor. Yani manipüle her durumda edilebilir ayrı bir şey ama temel mantık olarak hepsini çok iyi seviyede çıkartamaz. Dolayısıyla ben bu en güçlü ve en zayıfı bulduğuma çocuğun yetenekleri ve ilgi alanlarıyla ilgili bir sıralamaya kavuşabiliyorum. Onu elde edebiliyorum. Lisede ise, burada onu koymadım ama lisede ise bu 8'li seçeneğe dönüyor. 2 tane 1, 2 tane 0 yazdığı, 4 tanesini de boş bıraktığı takdirde cevap olmuş oluyor. Bu da böyle. Aşağı yukarı bir ders saati, teneffüsler de dahil olmak üzere bir ders saatinde ortaokul çocukları testleri bitirebilirler. Burada kritik bazı bilgileri vermek icap ederse, ifade ettiğimiz gibi biz burada performansa dayalı değil, algıya dayalı ölçümlemeler yapıyoruz ama manipüle edilmesi zor bir format oluşturduk.
Bir de bizim testlerimizin en kritik özelliği, bu testler kesinlikle üstün yetenekle ilgilenmiyor. Bu proje de üstün yetenekle ilgilenmiyor. Bu projenin ilgilendiği temel kavram baskın yetenek. Yani şunu söylüyoruz, bu anlamda yatay bir projedir ve bütün çocukları aslında kavrayan bir projedir. Biz diyoruz ki 8 alanın 8'inde de çok iyi olsam bile sıralamaya sokacağım seni. 8 alan, öbür biraz daha orta seviye bir çocukta 8 alanın 8'inde de orta düzeyde olsam bile bunları sıraya sokacağım kendi içinde. Dolayısıyla çocuğu kendi içinde yetenek ve ilgilerini sıraya soktuğuma o çocuğun kendi içindeki en güçlü alanı bulup, baskın alanı bulup oraya yönlendirebilirim. O yüzden de projenin, tekrar söylüyorum, esas kavramı, kritik kavramı baskın yetenektir. Anaokulunda daha yalın ama ilkokuldan itibaren yetenek ayrı, ilgi ayrı ölçülüyor. Her yetenek alanında yetenek becerileri ayrı, ilgi ve yönelimler ayrı analiz ediliyor ve karşılaştırma imkanı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla testteki raporlarda bir grafik yukarıda çıkarsa bu çocuk orada üstündür demediğimiz gibi, düşük çıktığında da orada yeteneksizmiş gibi yorumlamıyoruz. Sadece şunu diyoruz, yukarıda yani grafiği üste çıkan alan daha altta çıkan alandan daha güçlü ve baskın diyoruz. Söyleyeceğimiz ana mesaj budur. Tabii ki birazdan rapor örneği göstereceğim. O raporlardan da göreceğiniz gibi meta analiz yapmak çok daha iyi sonuçlar gösterecektir. Örneğin bir çocuğun hem sosyal yeteneği hem de dil yeteneği yüksekse bu çocuğun mesela öğretmenlikle ilgili, satış pazarlama konusuyla ilgili bize ne vermiş oluyor? Güçlü bir ipucu verdiğini söyleyebiliriz. Hem işte hem matematiği hem görseli yüksek olursa mimar olabilme potansiyeli bize verdiği gibi. Yani meta analizde ikili üçlü yetenek grupları üzerinden, ilgi grupları üzerinden yapılacak yorumlarla çok daha nokta atış sonuçlara ulaşabiliriz. Birazdan testin örneğini göstereceğim. Testlerin uygulama süreci nasıl olacak? Globaltestsistem.com'dan size verilen şifreleri girerek bir sonraki aşamaya ilerleyebileceksiniz. Anaokulu ve ilkokulda öğretmenler, ortaokul ve lisede ise öğrencilerin doldurması esastır. Anaokulda 9, ilkokul ve ortaokul, lisede 14-15 sayfalık raporlar vereceğiz bireysel olarak, öyle söyleyeyim. Raporlamalar PDF formatında hazırlanıyor ve bir şekilde sizlere ulaştırılmış oluyor değerli eğitimci dostlar. Ve finalde de şunu bekliyoruz biz, okullara ulaşmış raporlar üzerinden ailelere ve çocuklara yetenek ve kariyer danışmanlığı yapılmasını bekliyoruz. Ana tema bu. Rapor örneğine geçmeden önce, raporlar nerelerde kullanılabilir? Tabii ki bu çok amaçlı kullanmak mümkün ama bu raporları halihazırda sistemde hiçbir şey değiştirmesek bile şuralarda kullanabiliriz. Ailelere ve çocuğa farkındalık kazandırmak amacıyla kullanabiliriz. Nihayetinde çocukla ilgili bir geri bildirim veriyoruz. Hani hep anne babalar bunu merak etmezler mi? Merak ederler. Dolayısıyla biz bununla ilgili geri bildirimi bu raporlar üzerinden verebiliriz. Sınıf içi etkinlikleri geliştirme ve ders işleme yöntemlerini zenginleştirme konusunda kullanabiliriz. Ben eğer sınıfımda çocukların yetenek alanlarını görürsem, ilgi alanlarını görürsem ona göre bir takım görevlendirmeler yapabilir, dersi de ona göre işleyebilirim, değil mi? Öğrencileri seçmeli derslere yönlendirmek konusu söz konusuysa, yani sistem içerisinde bunları yapmak yine bu raporlarla mümkün. Kulüp yönlendirmelerini yaparken raporlardan yararlanabiliriz. Bu anlamda çok geniş bir imkan veriyor bize. Proje çalışmaları ve ödevlendirmelerde bu şeyden yararlanabiliriz. Yine bazen aileler okul dışı bir takım kurslara götürmek istiyorlar çocukları. O zaman da bu raporlardan yararlanmak mümkün olabilir. Evet. Şimdi değerli hocalarım, ben bir rapor örneği size göstermek istiyorum. Bu göstereceğim rapor örneğiyle de evet, bunu nereden büyütecektim ben? Şuradan büyütebilirim. Kapak sayfası. Buradan ilerliyoruz. Raporun içerisinde kimlik, kişisel bilgileri var çocukların. Bir de burada testi ve raporu okuma ilkeleriyle ilgili ipuçları var. Bunlardan hep yararlanabilirsiniz. Burada gördüğünüz grafik çocuğun aslında
yetenek ve ilgi alanlarıyla ilgili karşılaştırma şansı veriyor bize. Buradan şöyle açıklamalar yapabilirim. 8 temel yetenek alanını burada görüyorsunuz. Her yetenek alanında yetenek becerisi ayrı, ilgi ve önerim ayrı. Yetenek becerisi ayrı, ilgisi ayrı görebilirsiniz. Yine burada 5. sıra, 4, 3, 2, 1. sıra göreceksiniz. Burada eğer bir çocuğun yetenek ve ilgisi 2. sıraya oturmuşsa burada bir baskınlıktan söz edebiliyoruz artık biz. Yani o alanla ilgili çocuğa yönlendirme yapma fikrimiz olgunlaşabilir. Eğer 1 ise çok kristalize olmuş demektir çocuk. Dolayısıyla 2 ve 1'i dikkate alabiliriz. 3 ve 4 ise değişime açık alanları, 3. 4. band değişime açık alanlarını işaret ediyor. 5 ise tabii ki öncelikli olmayan alanına işaret ediyor çocuğun. Burada bizim açımızdan kritik nokta şu. Mesela dediğim gibi sözel alanıyla sosyal alanı yüksekse çocuğun, o zaman burada ona göre değerlendirme yapabiliriz. Satış pazarlama olsun, hukuk olsun, öğretmenlik olsun, bu tür alanlarda performans gösterebilir çocuklar. Matematik, mantık ve görsel yüksek çıkarsa bu çocukta mimar olma potansiyelini görebiliriz. Matematik mantığın yanına hangi alan gelirse o alanda akademik ve bilimsel çalışmalar yapmaya müsait bir çocuğumuz olabilir. Özellikle matematik mantıkla doğa yeteneği yüksekse çocukta, baskınsa bu çocuk bilimin aslında bilimin kafasına sahip, bilimsel düşünmenin ve çalışmanın kafasına sahip diye bakabiliriz. Sosyal yetenekle kişisel öze dönük yetenek ikisi birden yüksek çıkarsa işte bu çocuklar girişimcilik, ondan sonra psikoterapi, psikolog olmak gibi, satış pazarlama gibi alanlarda performans gösterebilirler. Hem bedenseli yüksek hem doğası yüksekse bu çocuklar açık havacıdır. Bu çocukları hani masa başına oturtmak çok anlamlı değildir gibi düşünebiliriz. Yani şunu demek istiyorum, çocukların birçok yetenek alanını bir arada değerlendirdiğinizde harika sonuçlara varabilirsiniz. Burada bir sonraki aşama, şurada gördüğünüz şeyler var. Tablolar var değerli hocalarım. Bu tabloda grafiğin aslında açıklamasıdır. Kritik nokta şu. Birinci sütun yeteneklerle ilgili sıraları özetliyor bize. İkinci sütun bu yetenek alanlarının yansıdığı faaliyet alanlarına duyduğu ilgiyle ilgili sıralamayı veriyor. Üçüncü sütun ise yetenek ve ilgisinin ilişkilendirilerek bu çocukla ilgili nihai değerlendirme ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben şunu anlayabiliyorum. Bu çocuğun birinci alanı işitsel alan. İkinci alanı bedensel ve görsel uzamsal alan, bir sonraki alanı sözel değil. Bunu görebiliyorum. Dolayısıyla ben bu çocuğun yönlendirmelerini yaparken takdir edersiniz ki en güçlü ve öncelikli alanlar üzerinden yönlendirme yapmalıyım. Kulübe yönlendirirken veya herhangi bir proje faaliyeti yönlendirirken. O yüzden sevgili hocalarım, şuna takılmayın lütfen. Bazen bu üçüncü sütunu sanki bu iki sütunun ortalaması gibi algılıyor bazı arkadaşlarımız. Öyle değil. Buradaki matematik başka şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bizler bu anlamda üçüncü sütuna göre çocuklarla ilgili yönlendirmeleri yapabiliriz. Elbette bunlar da diğer ayrıntı olarak bize fikir verecek şeylerdir. Bu tabloyu böyle okuduktan sonra her bir yetenek alanı için dörtlü pencere göreceksiniz. Bu yalnız anaokulunda üç penceredir. Bu ilkokuldan itibaren dörtlü pencereyi şöyle yorumlayın. Birinci pencere sözel dil yeteneğinin yetenek ve becerisiyle ilgili ayrıntılandırmaları ortaya koyuyor. İkinci kutu sözel dil yeteneğine dayalı faaliyet alanlarına duyduğu ilgiyle ilgili ipuçları veriyor. Gidersek eğer üçüncü kutu, şimdi göstereceğiz. Bu üçüncü kutu sözel dil yeteneğine ait meslek alanlarıyla ilgili çocuğun durumunu özetliyor. Dördüncü kutuda sözel dil yeteneğini illa geliştirmek istersek yapılabilecek faaliyetlere ilişkin önerilerde bulunuyoruz. Her bir yetenek alanı için burada göreceksiniz bakın. Her bir yetenek alanı için bu dörtlü kutular bu şekilde devam ediyor değerli hocalarım. Dolayısıyla bunu bu şekilde devam ettiriyoruz ve finalde bu kadar ayrıntılı okumak istemeyen olursa burada gördüğünüz gibi son bir özet sayfası bulunuyor. Bu özet sayfasında da çocukla ilgili aslında bütün ayrıntılara girmeden işte birinci alan hangi faaliyetleri yapabilir meslekleri, ikinci alan hangi faaliyetleri meslekleri yapabilir bunlarla ilgili ipuçlarını görebilirsiniz. Şimdi size sisteme nasıl girilir, nasıl veriler bu anlamda bu sisteme aktarılabilir onların ipuçlarını ve bilgilerini vereceğim. Şimdi değerli hocalarım, dediğiniz gibi sisteme girerken www.globaltestsystem.com adresinden giriş yapacaksınız. Sistemi İngilizce düşünün. Buradan girdikten sonra karşınızda burada gördüğünüz ekran çıkacak. Bu ekranda kurum yetkilisi, okul yetkilisi, sınıf, öğretmen, öğrenci gibi seçenekler var.
Burada kritik nokta şu. Eğer siz okul müdürü veya bu projeden okulda sorumlu kişiyseniz siz okul yetkilisi olarak giriş yapabilirsiniz. Size bunun şifreleri tamamen veriliyor. Bu verilen şifreleri girerek siz bu bilgilerden girebilirsiniz. Okul yetkilisi girdikten sonra okul yetkilileri kesinlikle kendi okulların bilgilerini vereceğiz size. Ama ondan sonra okul yetkilisi kendi okulundaki sınıfları sisteme tanıtıyor sınıf ekle seçenekleriyle. Tek yapacağı bu sınıf ekleyi yaptıktan sonra her eklenen sınıfın otomatik sınıf kodu ve sınıf şifresi çıkıyor. O sınıf kodu ve şifresini ilgili öğretmene verdiği an bu iş bitiyor. İlgili öğretmen sisteme bu yapının içerisinde sınıf öğretmen denilen yerden tıklayarak giriyor ve sistemi aktifleştirebiliyor, kullanabiliyor. Kritik nokta şu. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri bu sınıf öğretmen seçeneğini tıklayarak girecekler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Anaokulu ve ilkokul öğretmenleri veri girişlerini yapabilmesi için kendilerine okul müdürü tarafından verilecek kod ve şifreleri girerek bu sınıf öğretmen denilen butona tıklayarak sisteme giriş yapacaklar. Ondan sonrasını birazdan göstereceğim. Ama ortaokul ve lise öğrencileri sisteme nasıl giriş yapıyor? Ortaokul ve lise öğrencilere okul için tek bir şifre veriyoruz ve ama sistem öğrenciyi ayrıştırıyor, endişe etmeyin. Onlar da öğrenci butonuna tıkladığı an işte adın, okulun kodu, kendisine verilen şifre, ad, soyad ve benzeri bilgilerini girerek sisteme ne yapıyorlar? Giriyorlar. Zaten otomatik olarak test açılıyor karşılarına ve dolduruyorlar, bitiriyorlar. O kadar. Biz şimdi sınıf öğretmeni kısmını gösterelim. Çünkü burada sınıf öğretmenlerinin rolü daha kritik. O anlamda bakıldığında eğer sınıf öğretmenini tıklarsanız karşınıza bir sonraki aşama gelecek. Bu ekranda görüyorsunuz, bu ekranın sol menüsünde öğrencileri göster, öğrenci ekle, test yap, sisteme giriş şifreler vesaire gibi bilgiler var. Bizim açımızdan siz sınıf öğretmeni olarak sisteme kendi sınıf kodunuz ve şifrenize girdiğiniz zaman bu ekran çıktığında hiçbir öğrenci göremezsiniz. Çünkü öğrencileriniz eklenmemiş durumda. İlk yapmanız gereken şey öğrenci ekle demeniz gerekiyor. Öğrenciyi nasıl ekliyoruz? Öğrenciyi ekle dediğimiz zaman bu ekran çıkıyor karşımıza. Bu ekranda öğrencinin adı, soyadı, cinsiyeti, bu e-postaya takılmayın, e-posta size çıkmayacak. Bunları yazdığınız an, değişiklikleri kaydet dediğiniz an otomatik olarak artık o öğrenci sisteme kaydedilmiş olacak. Bunu sınıfınızda 20 tane çocuk varsa, 30 tane çocuk varsa, 10 tane çocuk varsa hepsini girip tekrar öğrenci ekle, ad, soyad, bilmem ne, diğer bilgiler ve öğrencilerin listesi otomatik olarak çıkıyor. Öğrencileri gösterden ekleyip eklemediğinizi hemen anlayabilirsiniz. Bütün öğrencilerinizi eklediniz diyelim. Ondan sonraki aşamada sizin karşınıza, bakın şuradan geriye döndüm. Şurada test yap seçeneği var. Test yap'a tıkladığınız an arkadaşlar karşınıza artık o öğrencilerin listesi gelecek. Siz hangi öğrencinin testini girecekseniz o zaman şu kırmızı butonlara tıkladığınız an, tıkladınız diyelim. Burada işte bir çocuğu görüyoruz. Onun da kırmızı butonuna tıkladığınız an bir sonraki aşama geliyor. Artık teste giriş yapabiliyoruz. Bu testin üstte açıklamaları var. Hani bizim burada verdiklerimizi unutursanız bilgileri bu açıklamalardan yararlanabilirsiniz. Onun haricinde buraya geldiğimiz zaman tek tek bir soru 1, ikili seçenek. Soru 2, ikili seçenek. Bütün ayrıntılar var burada. Sizden istenen şey sadece şu iki tane kutudan birine bir, birine hiçbir şey yazmıyorsunuz. Soru 1'de iki seçenekten birine bir yazdığınız zaman %51 güçlü olana o sorunun işi bitiyor. Sonra alttaki soru ve o 56 tane 1'e dokunduğunuz an artık kaydetti. O çocuğun veri girişini tamamlamış oluyorsunuz. Sonraki bir sonraki çocuğa geçme şansınız var ve zaten kaydettiğiniz zaman bir sonraki çocuğa geçerek devam edebilirsiniz. Temel mantığı bu. Kaydedi de şurada mutlaka kaydet ve testi bitir yapmak gerekiyor. Bunu yapmazsanız tabii ki o zaman yaptığınız şeyler boşa gidebilir. Aynı şey öğrenciler için de geçerli. Eğer ortaokul ve lise öğrencileri sisteme testlerine girdiklerinde kritik olan nokta şu. Tüm soruları tek oturumda bitirmek zorundalar. Öyle ben bunu yarım bırakayım da sonra tekrar gireyim olmayacak. Dolayısıyla teste girdi öğrenci. Bütün soruları cevapladı. Ondan sonra kaydet ve testi bitir dedi ya. O çocuk da işlemini yapmış ve bu görevi sonlandırmış oluyor. Temel mantığı bu sevgili arkadaşlar. Şüphesiz ki daha ayrıntılı sorularınız da olabilir. Onlarla ilgili de elbette gerekli açıklamalar gerektiği zaman gerekli kişiler tarafından yapılacaktır. Biz inanıyoruz ki
bu projeyi çok anlamlı buluyoruz ve her çocuğun yeteneklerine uygun eğitim almaya hakkı vardır diye düşünüyoruz. Ülkemiz eğitim sisteminin artık bu çocukların yeteneklerini daha fazla görür, daha fazla aslında destekler bir duruma ve konuma geçmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Umarım proje bu anlamda kendi payına düşen katkıyı sağlar diyorum ve sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.